Herkese merhabalar. 7-13 Ekim haftası haftalık burç yorumları videonuza hoş geldiniz efendim. Astroloji eğitimleri ile ilgili bütün sorularınız için uygulamalı yanıtlarla geliyorum. Bir numara haftada minimum bir dersimiz olacak. 12 aylık bir program Temel astrolojinin her şeyi var içinde. Günün sonunda bir haritayı medikal potansiyeli, evlilik potansiyeli, çocuk durumu her şeyini okuyabilir şekilde çıkacaksınız. Videolar kayıtlı kalacak. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ayrıca canlı yayınlar vesilesiyle bana istediğin soruları sorabilirsiniz. Şimdi nasıl abone olacağım, hangisine abone olacağım sorularının yanıtını uygulamalı olarak gösteriyorum. Regulus'a olacağız çünkü. Efendim benim YouTube kanalımı açıyorsunuz Duygu Demir diye abonelik seçeneğinin yanında katıl butonu var. Masa üstünden yapmanızı tavsiye ederim. Telefonlarda şu anda hemen çıkmayabiliyormuş. Üyelik olarak Vega genel bir üyelik seçeneği. Vega'ya değil eğer eğitim almak istiyorsanız Regulus'a giriyorsunuz ve buradaki katıla tıklıyorsunuz. Tıkladığınız anda sizi kredi kartı ve ödeme seçeneğine götürecek. Buradan bilgilerinizi girerek yapabilirsiniz. Herkese tekrardan merhabalar. 2 Ekim tutulmasını atlattık. Bu tutulma nispeten daha ılımlı etkilere sahip olan biraz çatışma, biraz tartışma olabilir ama genel anlamda ilişkilerde ortak bir yol, diplomasi, barış, denge, uyum, ara buluculuk enerjileri taşıyan bir enerji idi. Yeni işbirlikleri, yeni ortaklıklar, yeni paydaşlıklar olası bu tutulmanın etkisiyle. Zaten tutulmadan önceki hafta itibariyle Biraz güneş güney ayrımı kavuşumu ile bazı ilişkilerde bazı ortamlarda bazı iş birliklerinde kadersel ayrılışlar, bitişler, sonlanmalar yaşamıştık. Yani son bir buçuk yıldır bizi belli bir yere taşımış olan bazı ilişkiler artık görevini bitirdiyse bu ilişkiler bitti ve yenilerini kurmaya hazırız. Son bir buçuk yıl değil de çok daha uzun süredir devam edip 2019-2020'den bu yana sarsıcı etkiler altında kalmış ve son bir buçuk yıldır da iyice zorlanan ilişkilerle bitmiş olabilir yine keza bu sürecin içinde. Bu tutulmanın kendisi 2 Ekim tutulması biliyorsunuz Güney Ay düğümü etkili, Juno etkili, evlilik, aşk, beraberlik, kadersel bütünlük sağlayan bir enerji. E, Güney Ay düğümü her zaman tabii ki dengeyi kurmakla ilgili bazı pürüzleri halen daha yaşayacağımızı anlatır. Barışıyormuşuz gibi yaparken biraz daha çatışacağımızı anlatır. Mars'ta kare yapıyor ama ne olursa olsun geçtiğimiz 1,5-2 yıldan sonra aslında kızgın kumlardan serin sulara giden bir enerji gibi birazcık daha çalıştı. Şimdi bu etki önümüzdeki 6 ay boyunca devam edecek. Bu bir güneş tutulması. O yüzden bu dönemde kurduğumuz ilişkiler, yeni başlayan işler ve yeni ortaklıklar veya bu niyetle artık hani bir hayata yaklaştığımız durumlar bize bu ilişkilerin oturması için bir süreç ve imkan tanıyacak. Pratik içinde çözümlememiz gereken şeyler getirecektir. Yani ben ben değerim bu ve bu şekilde iş yapmak istiyorum diye olabilirim ama bunu söylemek ile teoride pratikte deneyimlemek arasında elbette ki fark var. O yüzden pratikte birazcık daha düştüğümüz, kalktığımız, tartıştığımız, yolu bulduğumuz bir süreçten geçeceğiz bence bu sürecin içinde. Şimdi 7-13 Ekim haftasına baktığımda ise gökyüzünde terazi enerjisi devam etmekte. Güneşimiz terazi burcunda, Merkürümüz de terazi burcunda ağırlıklı olarak haftanın sonuna kadar böyle. Yani aslında ılımlı konuşmalar yapmayı, beraber ortaklaşa hareket etmeyi, güzellikten, zerafetten, sanattan, tekstilden, modadan keyif almayı önemsediğimiz bir sürecin içindeyiz anlaşmalar, imzalar olasıdır bu sürecin bu haftanın içinde. Ulaşmak istediğiniz kişilere bir alo demek için genel anlamda ılımlı etkiler var. 1-2 gün için uyarı yapacağım ama genel anlamda ılımlı etkiler var diyebilirim. Bir diğer taraftan e, Venüs'ümüz ve Mars'ımız İkisi de su elementinde biri akrepte diğeri yengeçte. Her ne kadar ilişkileri mantık seviyesinde kurmayı önemsesek de arka planda bir tutku, bir heyecan, bir sahip çıkma, biraz uğruna tartışma, kavga etme veya birbirimizi aslında biraz böyle nasıl diyeyim koruyup kollarken sıktığımız şeylerin olması, toparlama çabası, güvende hissetme ihtiyacımız arka planda devam ediyor. Hafta boyunca açıları olumlu ve uyumlu olduğu için. Satürn'den ve genel anlamda hep destek aldığı için Neptün'den de dahil olmak üzere ben daha akışına bırakarak hareket edebildiğimiz romantik, duygusal ve olumlu etkiler altında olacağımızı düşünüyorum. Tabii ki ilişkilerde birazcık daha kıskançlık söz konusu olur. Para piyasalarıyla ilgili olarak e, akrep hırsla yapılan eylemleri anlatır. Bunda bir sorun yok. Ancak çok abarttığımız zaman hırsı e, bu hafta içinde değil bir sonraki haftada ani bir, para kaybı, parayla ilgili bir dengesizlik, cebimizden çıkan hızlıca bir para olması ihtimali vardır. İlişkilerle ilgili de bir sonraki hafta bir tık böyle sürpriz bir koparıcı noktayla karşılaşabiliriz. Çok sürpriz bir karşılaşma ve tanışma yaşayabiliriz. Dış görünüşümüzü değiştirmek isteyebiliriz. Önümüzdeki hafta 13 Ekim sonrası biraz daha hızlı ve ani şeyleri anlattığı için bence olabildiğince değişimleri, başlangıçları bu haftanın Birazcık daha ılımlı etkisi altında yapmak akıllıcı olacaktır. Bu iki göstergede güzellik ve estetik anlamında çok olumlu yerleşimler değil. Ee, belki hali hazırda yapılan bir şeyleri devam ettirmek yani düzenli boya yaptırıyorsanız bunu yaptırmak gibi. Başlayan bir işte tedavi sürecidir, leke tedavisidir, bir şeydir. Bunlara devam ettirmek gibi olabilir. Veya dönüştürmek istediğiniz, artık görevini tamamlayan şeyi dönüştürmek diye anlattığı için bize işte bir ne bileyim kitlenin alınması, temizlenilmesi özellikle ikisi de rahim, göğüs, meme bu bölgeleri çok anlatıyor bize. Üreme, cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklar veya bu bölgelerdeki olası problemli alanların temizlenmesini anlattığı için buralar bir hamleler yapılabilir gibi geliyor. Yine altını çizeyim. Mecbur olmadığımız bir cerrahi operasyona, işleme dahil olmamak, yaptırmamak daha akıllıca olacaktır ama mecbursak bu haftanın içinde özellikle cumadan önce yani 7'si itibariyle başlayan haftada cuma gününden önceki ilk 4 gün daha ılımlı zamanlar diyebilirim. Haftanın özelinde bir tarafta insani ilişkiler, bir tarafta tutku dediği için parayla ilgili kaynaklarımızı bulma çabamızı anlattığı için bu böyle bir deli deli koşturmaca hali değil elimdekini koruyayım, elimdekini büyütmeye çalışayım bir başkasıyla nasıl işbirliği yapar onun kaynağını alırım, kullanırım buna bakayım gibi bir kafayı anlatır bize. Buralar genel anlamda bizi yoracağını zannetmiyorum buraların. Sadece sizden ricam pazartesi salı, çarşamba da birazcık daha. Pazartesi salı günleri iletişimde bazı problemler ve pürüzler olacaktır. Karşı tarafı bencil bulabiliriz. E, karşı tarafın kendini düşünen davranışları nedeniyle biz orta yolu bulmaya çalışıyorken bir şekilde anlaşmazlık olabilir. Bazı anlaşmalarda bitişler olabilir. Pürüzler olabilir. Ya da bir pürüzler başlayıp da haftanın sonuna doğru cumartesi, pazar biraz daha kavgaya dönerek bir şeylerin bitişiyle karşılaşabiliriz. Orta yolu bulmak isterken geçmişe, anılara geçmişte olan şeylere fazlasıyla gideceğiz bence. Bir diğer taraftan artık bu enerjinin de üzerine bu arada güzellikle ilgili işlemler için kesinlikle pazartesi, salıyı önermiyorum bu nedenle. Yanlış anlaşma ihtimalini anlatıyor bize çünkü. Akabinde perşembe başlıyor ama özellikle cuma, cumartesi, pazar bugünlerde Mars Kiron karesi olacak. E, kavgaya açık, yanlış eyleme açık, öfkeyi biriktirip biriktirip çok yanlış bir yerden çıkartmaya açık. Pasif agresif davranışlara açık bir enerji. Kazalara açıktır. Aniden çıkan bir ameliyat operasyon riskini bize anlatabilir. Şiddet olabilir özellikle ülke olarak aile içi şiddet teması cinsellikle ilgili bir şiddetin olası olması çocuklar kadınlar birazcık daha tehdit altında bu enerjinin içinde ee, bizim ülke haritasında da aslında kendimizi koruma zorunluluğumuzla ilgili bir dönemi anlatıyor bize. Bunun devamı gelecek akabindeki süreçte. 17 Ekim 1 Kasım civarına oldukça zor buluyorum. O yüzden biraz daha kaynaklarımızı korumaya özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Kavga gürültüyle birbirimizi yıpratmak, birbirimize çatışmak yerine birbirimizi zorlamak yerine ülke olarak toprak bütünlüğünü birbirimizi farklı din, dil, ırk, köken olabilir. Sonuçta bu ülkenin içine doğmuş büyümüş kişiler olarak birbirimizi korumayı önceliklendirmeliyiz dışarıdan çünkü bizi zorlayacak çok fazla şey olacak. Bence bunun içinde işin aslı bu belki gerçekten de hani ülke içindeki sığınmacılar gibi olabilir. Birçok farklı ırktan ya da milletten gelen göçler ve sonucunu çok konuşuyoruz. Buradaki suç oranlarını çok konuşuyoruz. Bunlarla ilgili konuşmalar söz konusu olabilir bu sürecin içinde efendim. Geçelim şimdi burçlarımıza. Yani ben bu hafta genel anlamda ılımlı buluyorum. Haftanın ilk iki gününde büyük tartışmalara girmek veya kendi hakkımızı fazlasıyla yedirmek haftanın sonunda başka daha büyük patlamalarla olayları büyütmemize yol açabilir. Kendimize olabildiğince hakkımızı koruyarak ifade edip gereksiz çatışmalara girmek yerine okey vallahi deyip yolumuza bakmak daha akıllıca olacak. İnsani ilişkileri samimi ve belirli bir düzeyde tutmak hafta boyunca iyi gelecek. İş ortaklığı, ilişkilerle ilgili görüşmeler, konuşmalar yapalım. Para ve tutku söz konusu olduğunda birazcık daha fazlasına ihtiyaç duyacağız ve zaten akışında gidecek birçok şey sağlam ayakları yere basan biraz daha korumacı bir psikolojiyle yapılan ilişkilerdeki adımlar veya e, parayla ilgili yatırımlardaki adımlar daha karlı olacak diyebilirim. Son olarak bir de önümüzdeki hafta içinde para piyasaları ile ilgili dalgalanmayı anlattığı için her türlü yatırımımızı önden yapıyor olmak. Eğer çok Hakim değilsek ekonomiye bu bir yatırım tavsiyesi değil elbette daha akıllıca olacak diyebilirim. Hafta sonu cuma cumartesi itibariyle kavga, gürültü, tartışma, kaza, kriz, ameliyat operasyonu riski çok çok gündemde ama lütfen ne olursunuz? Bilmediğiniz insanlarla insanlarla trafikte magandalarla yok ne bileyim yolda bilmeyen yani tartışmayın, gerilmeyin, birbirimizi korumaya özen gösterelim. Biz ülke olarak güvenliğimizi önceliklendirmeliyiz. Aile kurumunu ve aile içindeki sevdiklerimizi güvende tutmayı önceliklendirmeliyiz bu sürecin içinde diyorum ve Geliyorum burçlara tek tek. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Sevgili koçlar 4 Kasım'a kadar eylem göstergesi ve sizin burcunuzun yöneticisi aile, yuva, ev, evlilik, evin içindeki huzur, aile büyükleri bu gibi bir alanda koşturuyor. Taşınmak istemek, yer değiştirmek, evin içindeki tartışmalar, evde bir şeylerin bozulması, edilmesi, tekrar yapılması gerekliliği, belki aile içindeki kişilerle bir çatışma ihtimali hem yani böyle bir hareketlilik var buralarda. Belki bir aile büyüğünün sağlığı, bir ameliyat gerekmesi, bir yerlere gitmek, dönmek. Yani bir böyle koşturmaca ve ev halinde bir yoğunluk hali söz konusu ve sizin de asıl enerjiniz, asıl odanız buraya doğru geliyor ve diyeceksiniz ki ben aile ve evde, yuvada huzur olduğu sürece her şeyi yapabilirim ve o huzur bana lazım diyeceksiniz. Biraz daha buradan çalışan bir enerji söz konusu. E, 2 Ekim tutulması bir ilişkiye başlangıç, pürüzlü bir ilişkide bir şeyler toparlamak, evlilik kararı, sağlam adımlar atılan ilişkiler gibi ortaklıklar gibi temaları gündemimize getirmişti. Şimdi bunun devamında giden konuşma, anlaşma, belli bir yere varma, belli bir şekilde hareket etme, ortak bir düzen bulma çabası içindesiniz. Pazartesi, salı günü biraz daha sizin kendi ihtiyaçlarınız ile karşı tarafla ortak hareket etmek için gereken dengeyi bulmak, kurmak biraz zorlayıcı olabilir. Biraz bencilce davranabilir veya kendiniz gibi davrandığınız halde karşı taraf tarafından bencil davranmakla suçlanabilirsiniz. Geçmiş ve bugün iç içe olacak. Geçmişten bir şeyleri toparlamak, temizlemek, düzene çekmek isteyeceksiniz sevgili koç burçları. Bu sürecin içinde tutabilirsiniz tutkularınız çok daha fazla gündemde. Ortak finansal kaynaklar, yatırımlar, beraber hareket etmek, aile için, ev için yatırım veya parayla ilgili ilişkinin geleceği için ortak parasal kaynaklarla ilgili birçok konuşma gündemde olacak. Çok zorlayıcı bir enerji görmüyorum. Bir sonraki hafta hızlı bir harcama yapmanız gerekebilir. O yüzden bu hafta içinde olabildiğince yedekli olmak iyi olacaktır. Haftanın sonuna doğru cuma, cumartesi, pazar günlerinde Biraz daha takıntılı davranabilirsiniz. Ev içindeki tartışmalar ya da ev içindeki gerginlik ya da evde bir şeyin bozulması dediğim o işin zorlu olan tarafı elinizi kolunuzu çarpmak gibi de olabilir evin içinde. Bir tık daha yüksek perdeden olacak. Bu gerginlik sizi birazcık yoracak bence. Belki aile büyükleri ve ev içindeki o gerginlik ile kendi ilişkiniz arasındaki bir şeye bakacaksınız. Uyuma, akışa. Belki sizi zorlayan bir şeylerden özgürleşmek isteyeceksiniz. Yani doğru zamanda doğru adımı atma ihtiyacınızın olduğu dönemler ancak hafta sonu daha dürtüsel davranacağınız için biraz daha yıkıcı bir tavırla bir şeyleri yapma ihtimaliniz var. Eminseniz tabii ki yıkıp gidin ama diğer türlü e, kimseyi üzmenin anlamı yok ve ev içindeki dediğim gibi düzene dikkat etmekte fayda var. Para harcamanız gerekebilir sevgili arkadaşlar. İlişkiyle ilgili de bir kaygınız, takıntınız bir şey söz konusu olabilir. İşle bağlantılı ortaklaşa yapılan bir şey de cuma, cumartesi, pazar günleri bir kırılma noktasından geçilecek gibi geliyor bana sevgili koç burçları. Yani ılımlı bir hafta ama hafta sonuna doğru gerginlik tırmanacağı için siz akıllıca davranın, işinize, gücünüze, ortamınıza bakın. İlişkilerinizi iyi yürütmeye bakın. Parasal anlamda doğru hamleler önemli. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar, yakınlarınız, konuşmalar, iletişim, kısa mesafeli yolculuklar, kararlar, kendinizi ifade etme, iletişim mecraları üzerinden yapılan birçok konu, konuşma çok daha fazla gündemde sizin için bu süreçte. Bu aslında 18 Nisan'a kadar 3 aşağı 5 yukarı devam edecek olan bir dönem. Yakın vadede 4 Kasım'a kadar çok bariz bir şekilde devam edecek. O yüzden kısa kısa yolculuk, çok fazla şeyi konuşmak, yakınlarınızdan destek almak sizin için kıymetli olacaktır. Biraz bana şöyle geliyor. Sağlık ve iş ortamı daha çok gündeme gelecek diye göstermiş gökyüzü. Çalışanlarımız iş ortamındaki dengeyi kurmak, beraber hareket etmek, evde bir temizlik için ya da bir ne bileyim bakıcıdır, bebekle ilgili bir desteğe ihtiyacınız var. Buralarda yolunuzu, yordamınızı bulmak sizin için önemli olacak. Daha yapabilirsiniz gibi duruyor. Bazı konularda tartışmalar olsa bile iş ortamında da keza öyle çıkabilirsiniz. Çıkarlarınız %100 örtüşmeyecek bu kişilerle belki iş ortamındaki ama e, çatışsız sakin bir burçsunuz zaten. Çatışmalı bir iletişim yerine olanı akışa bırakarak bir görmek daha iyi gelecek partnerden ve diğer kişilerden destek alabileceksiniz diye göstermiş Venüs Akrep. Belki yakınlarınızda biri sizi birileriyle tanıştırmak isteyecek. İlişkiler, flört, görüşmelerle ilgili sosyal çevreniz ve yakınlarınızın önünüzü açtı. ılımlı gelişmeler de olacak. Parayla ilgili partnerle biraz daha e, güç savaşlarına girebilirsiniz birazcık da Ortaklaşa bir şeyler yapmanın yolunu bulmaya çalışacaksınız. Bu sürecin içinde ama tabii ufaktan dengesizlikler olacaktır diyebilirim size. Kardeşler kuzenlerin sağlıkları veya hayatları ile ilgili dengelerde sizin de aslında hayatınızın içinde bir konu haline geliyor. Özellikle pazartesi salı günü biraz iletişimsel zorluklar olacak. E, kontrol dışı zorluklar, sağlıkla ilgili problemler, pürüzler sizi yıpratan durumlar olasıdır. Dikkatli olalım. Daha sonrasında cuma cumartesi, pazar günleri ama ben biraz daha çatışmalı bir enerji görüyorum. Yani biraz daha ağrılı, sızılı, sancılı olabilir, kavgalı, gürültülü olabilir. Bir tık gerginlik var. Sağlıkla ilgili de temkinli olmak gerekecek. Sizin kontrolünüz dışındaki durumları anlattığı için belki konu sizinle ilgili değil gerçekten de ama konuşmaların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Lütfen trafikte, yolculukta, özellikle Üçüncü eviniz sizin çünkü çok daha temkinli ve dikkatli olun bu sürecin içinde. E, belki birikmiş duygular ve anılar öfkeyle ortaya çıkacaktır yakınlarınızla olan ilişkilerde. Bu aslında katalizör bir durum yani ortaya çıkması akıtmak gereken duygular diye vermiş. Sadece bin yıl önceki konuyu çok büyük duygularla ortaya çıkarttığınızda karşı taraf anlamayabilir. Belki bunu daha akıllıca yönetmeyi tercih edersiniz sevgili boğa burçları yani bol işli güçlü günlük koşturmacalı biraz iletişim yönü ağır basan, yolculukları ağır basan, duygusal konuları daha akıllıca anlatmanın önemli olduğu bir süreç sizi beklemekte. Gelelim sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçlarına. Sevgili ikizler burçları 4 Kasım'a kadar öncelikle ama uzun süreçte 18 Nisan'a kadar paramın peşindeyim, paramın peşinden koşuyorum diyorsunuz. Jüpiter sizin burcunuzda hareket ediyor halen daha bu sürecin içinde. E, bu hafta içinde retro harekete geçecek Jüpiter ikizler Altyazı Hemen tarihinde söyleyeyim hemen size. Salı günü geçişini yapacak, retro geçişini. Bu en çok sizi etkileyecek. Çünkü Haziran ayından bu yana heves ettiğiniz, başladığınız, yaptığınız o da olabilir, bu da olabilir dediğiniz heves edip yarım kalmış olan filan. Yani büyümek, genişlemek, daha fazlasını elde etmek, hayalleri elde etmek uğruna böyle daha geniş bir vizyonla baktınız her şeyde bu retro ile beraber 8'inde başlıyor. Önümüzdeki daha birkaç ay devam edeceği için uzunca vaktimiz var. Oturup da hangisini yapabildim? Hangisini yapamadım, ne mantıklı ne değil, bu hayali miyim buranın önündeki engeller neler? Bunu anladığınız uzun bir süreç sizi bekliyor. E, o yüzden hani ticari girişim, yurt dışı yabancılar, uzaklar falan birçok konularda aslında hamleler yapma, e, değerlendirme ve revize etme imkanınız olacak bu sürecin içinde. Kasım sonu Aralık ortası gibi biraz ticari konular ve yurt dışı konularıyla ilgili engeller var. Bu engeller sizin kontrolünüz dışında daha büyük devlet, hükümet, kural, kanun falan daha büyük şeylerle ilgili olacak. O yüzden de revize ederken, durup bir şeyleri planlarken bilin ki Kasım sonu Aralık başı, Aralık ortası bir şeyler duracak tamamen. Ya öncesinde yapmaya ya da planlarınızı sonrasında yapabilecek şekilde daha geniş bir vadeye yaymaya özen gösterin diyeceğim. Hafta boyunca Mars Yengeç Burcu'nda hareket ediyorken bir taraftan terazi enerjileri var. Kendim, yeteneklerim, kendimi ifade etmem, sevildiğimi hissetmem, hobilerim, aşk, flört. Buralara daha fazla odaklanıyorsunuz. Çocuklar varsa çocuklara biraz daha odaklanıyorsunuz. Çocukla çocuk olma dönemi bile olabilir bu. Sahne, görsel dünya, yeteneklerim, şanslı hissetmek, sevildiğimizi hissetmek gibi enerjiler de söz konusu olabilir. Belki yeni bir flört ve ilişki dahi 2 Ekim tutulmasıyla başlamış olabilir. Pazartesi, salı günleri biraz sosyal çevreniz, sizin istekleriniz, yetenekleriniz, hedefleriniz bu ikisi arasında uyuşmayan konuşmalar olacak. Geçmişten gelen bazı pürüzlerin tekrardan gündeme geldiğini de görebilirsiniz işin açıkçası. E çok zorlayacağını zannetmiyorum sizi ama Özellikle ilişkilerde sevildiğinizi hissetme ve cinsellikle ilgili belki bir tık daha anlayamadığınız ya da yorumlamakta zorlandığınız konular söz konusu olabilir. Sonrasında Cuma, Cumartesi, Pazar, Mars, Kiron karesi var. Bu birazcık sizi para kazanma ile ilgili isteklerinizi, hedeflerinizi sosyal çevre nedeniyle yaşanan olaylarla birlikte biraz zorlayacak. Ne demek istiyorum? Sizin para kazanmak için yaptığınız bir şey sosyal çevrenizde bencilce algılanabilir, agresif algılanabilir veya hedefleriniz uğruna yaptığınız harcamalarla ilgili eleştirilebilirsiniz. Yetenekli olduğunuzu düşündüğünüz bir konuda sizi destekleyen değil eleştiren kişilerle ve ortamlarla karşılaşabilirsiniz gibi. Yani ortam, hedefler, sosyal çevrenin yaralayıcı bir yönü var. Geçmişle bağlantısı var bunun, geçmişteki bir şeyin benzeri gibi. Bir yandan siz para için koştururken yeteneklerinizi ortaya çıkartabilirsiniz çalışırken buna da böyle bir ket vuruyor, anlamıyor ya da sizi anlamayıp sizi suçlu çıkarmaya çalışıyor gibi bir yan var. Aslında yapmaya çalıştığımız şey hedeflerimiz var. E, yetenekli hissediyoruz. Bunun içinde bir Süreç yaratmaya çalışıyoruz. Yani çevreye takılmadan kendi yolumuza bakmalıyız sevgili ikizler boşları. Bu hafta içinde kimseyi de büyük kırıp dökmeye de gerek yok. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler Mars burcunuzda haldır huldur hareket etmekte efendim. 4 Kasım'a kadar koşturmaca, mücadele, emek verme, tartışma, yolculuk, kavga, gürültü, ameliyat, operasyon riski her şey sizin tarafta. Çok fazla korumak istediğiniz konu var. Yani evimi, ailemi, yuvamı korumak istiyorsanız istiyorum gibi olabilir. Kendimi güvende hissetmek istiyorum gibi olabilir. Çocuklarım önceliğim. İlişkiden memnun değilim ama çocuklarım için burada kalıyorum. Onları koruyacağım gibi olabilir. Yani koruma odaklı bir eylem tarafındayız. Ee, Birazdan mücadelemizin, koşturmacamızın yoğun olduğu bir enerjideyiz. Şöyle bir şeyimiz var işin açıkçası. Pazartesi salı günü ev ve kariyer arasındaki dengeyi oluşturmaya çalışıyor iken biraz evin içinde anlaşılmadığınızı hissettiğiniz veya ev evde dengeye oturtmaya çalışıyorken yani kariyerdekilerin sizi hani anlamadığı bir dönemden geçiyor gibi olabilirsiniz. Yani evde bir şey çözülmelidir. Herkes bunun farkındadır. Yöneticiler de biliyordur ama yine de bencillik yapıyordur gibi olabilir. Yani bir tık böyle bir yıpratan bir enerji var burada ister istemez. Ee, sizin aileniz ve eşinizin ailesi, partnerin ailesi arasındaki bir pürüz de olabilir bu. Ee, ev içinde huzuru korumaya odaklısınız ve bunu üç aşağı beş yukarı başarmayı başarabileceksiniz. Burada mücadele eden taraf sizsiniz. İki tarafın arasındaki kalmak size birazcık gelebilir. İşin kısacası bu açıkçası. Bir diğer tarafta e, bu bunun devamında ev içindeki konuşmalar ılımlı olacak. Kariyerde akışa bırakmış durumdasınız. Zorlayıcı birkaç bir şey var. 17 Ekim'deki dolunayda kariyer hattında bir şey çıkacak arkadaşlar. Bir haksızlık olabilir bu. Bir bencillik olabilir. Bir ne bileyim şirkette pozisyonların değişmesi, etmesi gibi olabilir. Buraya hazırlıklı girin bu konuşmalar çerçevesinde. Çünkü Cuma, cumartesi, pazar günleri ben birazcık daha baskı hissettirebilecek bir ortam ve durumla karşılaşacağınızı düşünüyorum. İşle bağlantılı konularda, eşin ailesiyle ilgili konularda, belki sağlıkla ilgili zorlu bir şeyler yaşayacaklar ve sizi de gelecekler. Belki bencilce bulduğunuz bir konuşmada kendinizi savunmak ve günün sonunda tartışmak zorunda kalacaksınız. Yani işin başlangıcını pazartesi, salı gibi zaten hissetmeye başlayacağız. Cuma, cumartesi, pazar bir tık daha olay yükselecek anladığım kadarıyla. Kendinize sağlığınıza Özen gösterin bu sürecin içinde sevgili yengeç burçları. Bir yandan Venüs Akrep'te, Satürn Balık'ta her ne olursa olsun çatışmaların içinden özgüvenli ve sağlam hareketlerle kendinizi beğenerek, kendinizi daha iyi ifade ederek daha net tavırlarla çıkmayı başaracaksınız. İlişkisi olmayanlar için bir tutku, flört dozu da var. Ne olursa olsun yeni bir başlangıçlar konuşuluyor olabilir bu sürecin içinde. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar efendim ortam değişik, kırgın, ortal valla değişik bir ortamın içindeyiz. Neden? Sizin için özellikle bunu söylüyorum. Çünkü Mars 12. evinizde hareket ediyor. 4 Kasım'a kadar böyle olacak. Sonra sizin burcunuza geçecek. Sonra 6 Aralık'ta 7 Aralık'ta retrosu başlayacak. Ocak ortalarında tekrardan yengeçe geçecek. Yani ben sizin için Biraz güçlü olmaya çalıştığınız ama kontrol dışı durumlar nedeniyle güçsüzleştiğinizi zaman zaman hissettiğiniz bir dönem olduğunu düşünüyorum ve bir Aslan burcu için bu çok kolay değildir bunun da farkındayım. Bir şekilde karar veren, son noktayı koyan güçlü olan hakimiyet alanı olan bir kişi olmak istiyorsunuz. Buna da sonuna dek hakkınız var ve zaten ışığı parlayan karakterlersiniz ama gökyüzü Satürn balık burcu geçişi 8 eviniz Mars yengeç 12 ev geçişiniz derken size şunu söylüyor. Aslında yeterince dış dünyada güçlü olmak için ilişkilerde bir şeyleri başarmak için mücadele ettin. Biraz durup iç dünyanda bir huzuru yakalamak, iç dünyandaki gerekli temizlikleri yapmak, belki hayatın kontrol edemediğin yönleri olduğunu kabul etmek ve akışa bırakmayı öğrenmek, e, duygusal hassasiyetini ifade etmek, bunlar da çok büyük aslında güçlülük teması. Bunlar senin duygusal anlamda bu krizleri aşmak iyi hissettirecek günün sonunda diyen bir yönü. Var var. O yüzden biraz fizik fiziksel olarak stresin yarattığı bir sağlık problemleri, krizler, kayıplar, ilişki bitişleri bu dönemde Olası umarım bunların hiçbiri olmadan geçip gidiyordur. Ee, ama biraz ben e, haksızlığa uğradığınız durumlarla uğraştığınızı düşünüyorum işin açıkçası. Ve bunun karşılığı da gerçekten ve gerçekten sizin için e, hani hayat sizden bir böyle ne bileyim kıncını çıkarmaya çalışmıyor. Sadece diyor ki başka bir alana doğru geçiş yapacağız. 2022'lerden beri debelendiğin şeylerin karşılığını 2026'nın baharıyla beraber çok büyük şekilde alacaksın. Bunları alabilmek için bazı temizliklere ihtiyaç var ve aynı zamanda birazcık kontrol akışı bana sisteme yaradana bırakmaya ihtiyaç var diyor. O yüzden bir sağlık problemi bir pürüz bir kriz var ise olabilir. Aile içinde sağlık problemleri finansal anlamda kontrol edilemeyen durumlar var ise olabilir. Lütfen kendinize iç huzurunuza özen gösterin ve olayları akışa bırakmaya çalışın diyeceğim. Bir yandan çünkü iletişim ekseniniz güzel enerjilerle çalışıyor. Güneş ve Merkür 3. evde yakınlar, kardeşler, kuzenlerle iyi ilişkiler geliştirmek bir çevre geliştirmek, dostlar, arkadaşlardan destek almak, doğru bir iletişim içinde olmak size iyi gelecek. İletişim odaklı projeler, sosyal medya işleri, yaratıcılığınızı ifade edebildiğiniz alanlar da söz konusu olabilir. Ee, Venüs'ün kendisi de Akrep Burcu'nda dördüncü evinizde artık ev ve yuvayı güzelleştirmek ve buradaki huzuru yakalamak size iyi gelecek. Belki ilişki ekseninde zorluk varsa bile kendi yaşadığınız evi iyileştirmek veya aile büyükleriyle veya aile köküyle iyi bir ilişki için olmak ruhunuza iyi gelecek yatırım temaları para temaları söz konusu olabilir bu sürecin içinde sanki bana şöyle geliyor Pazartesi Salı günleri e, iletişim konusunda e, hukuki konular olabilir ticaretle ilgili konular olabilir birazcık daha istediğinizi alamadığınız ya da haksızlığa uğradığınız hissettiğiniz veya bencilce konuşmalarla uğraştığınız bir süreçten geçebilirsiniz akabinde bu birkaç günde hakkınızı savunup ama çok yıkıcı davranmamak akıllıca olacaktır diye gösteriyor akabinde, binde cuma cumartesi pazar günlerini biraz daha sert buluyorum. Bir öfke patlaması şeklinde çok kontrolsüz bir kaza, kriz bir şey olabilir, sağlıkla ilgili bir pürüz çıkabilir. Bu aslında birikmiş duygularımızın dışa vurumu gibi birazcık daha veya gerçekten bizim tamamen dışımızda bir olayın yaşanması ve ucundan bize de dokunması gibi, gelecek planlarımızı biraz etkilemesi gibi, büyük bir tartışma yaşayıp bunun bir ne bileyim hukuki bir boyuta neredeyse varması gibi. O yüzden öfkeyi yönetebildiğimiz daha iyi bir Alana kanalize edebildiğimiz sürece daha rahat edeceğiz. Kazalara karşı temkinli olalım. Çok güzel haberler veremedim gibi oldu sizde ama aslında insani ilişkileri ılımlı yönetmek adına olumlu etkiler var. Konuşmalar, iletişim, yakınlarımızdan yana destek var. Sadece istediğimiz hızda bazı şeyler için eyleme geçemeyebiliriz ve anlaşmazlık olduğunda da bunları biriktirip biriktirip büyükçe patlatırsak hafta sonuna doğru zarara uğrarız. O yüzden doğru zamanda olduğu anda bazı şeyleri doğru şekilde ifade etmek size karlı olacaktır bitmesi gereken bir şeyler varsa da bu cuma cumartesi pazar zaten bitebilir sadece bitmesini istemediğiniz şeylere büyük tepkiler vermeyin derim yurtdışı yabancılar vize başvuruları seyahatler içinde cuma cumartesi pazar çok güzel günler değil zaten Hukuki işlemler olmaz bugünlerde Cumartesi, Pazar ama diğerleri için de dikkat edelim derim sevgili aslan burçları. Kendinizi güzelce ifade etmeye bakın, evin içindeki huzuru arttırmaya bakın. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar sosyal çevreniz, arkadaşlarınız beraber hareket etmek, keyifli bir vakit içinde olmak, kendinize dönmek, daha sizi mutlu eden belki doğayla, denizle, sakin bir ortamda çıkarınıza hizmet edecek şekilde yola çıkmak bugünlerde size iyi geliyor geliyor. Devamı da gelecektir. Bir aile ortamı gibi arkadaşlarınızla birbirinize sahip çıkmak size iyi gelecek bence. Finansal anlamda kendinizi güçlendirmeye odaklandığınız günlerdeyiz bir yandan. 2 Ekim'deki tutulma parasal anlamda olumlu bir şeyler getirecektir diye göstermiş veya parasal anlamda bir şeyleri arttırmak adına bir girişimde bulunmak, bir işte iş ortaklıkları, iş birlikleri temasını getirecektir. Tabii ki İkinci ev tutulmaları terazide hele keyfimiz, konforumuz, güzelliğimiz, sanat, estetik güzel bir ortam yaratmak için olası harcamaları da birazcık lükse kaçan harcamaları da arttıracaktır. Bu anlamda temkinli olmak iyi gelecek size. Yakınlar, kardeşler, kuzenler, akrabalardan olumlu destekler ve iyi konuşmalarla güzel sonuçlar alabilirsiniz. Birazcık kıskançlık olduğunu hissedeceksiniz ama bu zaten ara ara hissettiğiniz bir şey olduğu için idare edebilirsiniz diye düşünüyorum. Tutku dozu birazcık artan konuşmalar olacaktır. Hayatınızda biri yok ise aslında bu vesilelerle tanıştığınız böyle yakın ortamlarda, arkadaş ortamı vesilesiyle sosyal medya, iletişim mecraları, bir yere kısa bir yolculuğa gittiniz, orada tanıştınız falan gibi. Bu vesilelerle tanıştığınız, ettiğiniz birileri bir ortamlar söz konusu olacaktır. Umarım güzel bir ilişkiniz yoksa aşka da yelken açarsınız. Pazartesi, salı günleri parayla ilgili konularda biraz pürüzlü konuşmalar var. Cuma, cumartesi, pazar günleri ise sosyal çevreniz ile ilgili bir tartışmalı bir durum veya sizin tartışmanız veya onların kendi içinde tartışması veya bir sağlık problemlerini duymanız etmeniz söz konusu olabilir. Hedeflerinize girerken, hedefleriniz yolunda ilerlerken ortak kaynakları yönetmek gerekecek sevgili Başak Burçları. Yani ılımlı, sakin, biraz çevreye dikkat edelim diyeceğim günler bekliyor sizi bu hafta özelinde. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler sevgili teraziler, mutlu yıllar öncelikle. Onurcu mutlu yıllar Bizim de bir terazimiz var efendim burada. Sevgili teraziler, Güneş ve Merkür sizin tarafınızda. Kendimi güzel bir şekilde ifade ediyorum. İlişkilerimi, hayatımı, rotamı nereye doğru götüreceğim konusunda kararlarım net. Kendimi daha ılımlı, sakin, daha keyifli bir noktada buluyorum dediğiniz günlerdesiniz. Birazcık daha kariyerle ilgili konularda mücadele etmeniz gerektiğini, mücadele ettiğiniz zaman daha güzel para kazandığınızı göreceksiniz. O yüzden biraz koşturmaca, hareket, yolculuk, daha fazla efor sarf etme söz konusu olacaktır ait hissetmek, aidiyet hissi iş ortamında veya çalıştığınız alanlarda kendinizi ait hissettiğinizde daha iyi performans sergilediğinizi görmek olasıdır. Ee, Venüs Akrep'te ikinci evinizde hareket ediyor. O yüzden finansal anlamda sizi besleyecek imkanlar, ortamlar, koşullar çıkacak kesinlikle. Karşınıza daha tutkulu ve keyifli ilişkiler kurabilir. Beraberliğinizi daha e, alenen ortalarda sergileyebilirsiniz bugünlerde sevgili terazi burçları. Pazartesi ve salı günleri biraz ilişki içindeki dengeyi bulmak ya da ortaklaşa yapılan işlerde dengeyi bulmak zor olacak. Siz ılımlı davranmak istediğinizde karşı tarafın eskiden olan durumlara benzeyen bir şekilde bencillikleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu da bir tık daha bence gıcık edebilir sizi diye düşünüyorum. Bunu biriktirir yani kendinizi ifade etmek, sınırı çizmek yani içe atıp biriktirirseniz hafta sonuna doğru cuma cumartesi pazar sanki daha büyük bir çatışma ihtimali. Ee, söz konusu. O yüzden bence baskı altında hissedip daha büyük bir şey patlatma ihtimaliniz. Belki işte sizi artık hizmet etmeyen bir şeyi kesip atmanız olasıdır. O yüzden bir tık daha baştan hakkınızı savunarak girmek daha akıllıcı olacak bu dönemle beraber sevgili terazi burçları. Hafta sonu olacak olası durumlarda partnerin ailesi, partnerin yakınları ve bu tarafla tartışmamak akıllıcı olacak. Bir de diğer taraftan hani aslında yapılan şey haksızlıktır. Arka plandan siz bunu biliyorsunuzdur ama olay öyle bir yerde olur ve siz öyle bir tepki verirsiniz ki herkesin gördüğü bir çatışmayı siz çıkartmışsınız gibi olur. Sanki bu tongaya düşmemek daha akıllıca davranmak iyi olacaktır. Terazi boşları siz bunu idare edersiniz diye düşünüyorum. Baştan sınırlarınızı çizim lütfen. İş, güç, kariyer yolunda gidiyor. Daha tıkırında gidiyor. Bence bu hafta özelinde. Gelelim sevgili akrepler ve yükselen akreplere. Sevgili akrepler, sizin sezonunuzun hemen öncesindeyiz. O yüzden biraz daha kendinize döndüğünüz, iç dünyanızı toparlamaya çalıştığınız, huzurum yerinde olsun, sakin olayım, güvende olayım, kalanı bir şekilde çözülür dediğiniz günlerdesiniz. Hakkımı istiyorum dediğiniz noktalardasınız. Haksızlığa uğrayarak hakkınızı e, talep etmeyi öğreniyorsunuz işin açıkçası bugünlerde e, özgüvenli ve sağlam adımlar atacağınızı düşünüyorum uzun uzun yolculuklar, seyahatler, bir yerlere gitmek, dönmek, arabayla gidip dönmek olası ticari girişimler olası bu sürecin içinde. Pazartesi salı günleri bazı ticari kararlarda tam olarak hani karar verdiğiniz şey ile işin pratiğinde bazı şeylerin örtüşmediğini görebilirsiniz. Bazı o ortaklık ve anlaşmalarda haksızlıklar söz konusu olabilir. Büyük tepkiler vermeye gerek yok. Zaten Merkür sizin burcunuza geçecek 13'ü akşamı itibariyle. O zamana kadar olanı biteni gözlemleyip şöyle kendi kafanıza kenara çentik atıp pazartesi günü itibariyle Merkür sizin burcunuza geçtiğinizde tutkularınızla daha net kararlar alma imkanınız olacaktır. Aldığınız kararların uğruna eyleme geçmede imkanınız olacak çünkü. Sadece bu Pazartesi Salı günleri olan olası haksızlık bir şey görme idrak etme geçmişteki bir şeyleri anma hatırlama durumu haftanın sonuna doğru Cuma Cumartesi Pazar günü itibariyle daha keskin ve büyük tepkiler vermenize yol açabilir sağlıkla ilgili belli başlı pürüzler söz konusu olabilir arkadaşlar bir tık daha dikkatli hareket edelim bu sürecin içinde ne olursa olsun gel anneciğim. Ee, yani birazcık daha yolculuklar, hayaller, işler, ticari girişimler sizin için ön plana çıkıyor. Ee, karar verdiğiniz ve son sözü söylemek istediğiniz şeyler de bu hafta gözlemci kalıp sonra ilerlemek daha iyi gelecek size. 1 Kasım'da Burcu'nuzda yeni ay var zaten. Arada 17 Ekim Dolunay'ı var. Enteresan günler bizi bekliyor sevgili akrep burçları. Gelelim sevgili yaylar ve yükselen yaylara sevgili yaylar. Bir tarafta finansal koşulları doğru yönetmek ve kriz yönetimi yapmak ve ortak kaynaklarla ilgili planlar yapmak enerjisi çalışıyor. Mars Yengeç Burcu'nda 8. evinizde hareket ediyor. Partnerle ortak bir düzen kuruyorum. Eşimle olan düzenimi devam ettirmeye çalışıyorum teması var. Aile içinde ortak finansal kaynaklar, harcamalar, yatırım, ee, belki bir işte ne bileyim uzun vadeli bir yatırım çocuk ve çocuğun geleceği için yatırım söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili harcamalarınız söz konusu olabilir. Aile içinde miras para paylaşımı gibi konular daha çok ortaya çıkabilir. Ee, belki aile içindeki bir sağlıkla ilgili veya sizde de aslında ameliyat operasyon riski gibi durumlar karşımıza çıkabilir bu sürecin içinde. Daha hesaplı kitaplı planlamalı bir evre sizi bekliyor. Ne olursa olsun kriz yönetimi gerekecek. Tartışma çatışmak yerine önümüzdeki süreçleri idare edeyim yani özgürce büyük adımlar atmak yani şunları bir çözümleyeyim diye ilerlemek daha akıllıca olacaktır Venüs zaten akrep burcunda 12 evimizde parayla ilgili Beklediğiniz bazı şeyler biraz kriz çözerek biraz bekleyerek biraz zamana yayarak gerçekleşecek gibi ikili ilişkilerde de zaten işin daha gizli ve tutkulu boyutu çalışıyor yani bir aşk bir flört söz konusuysa bile biraz herkese anlatmadan kendi içimizde bazı şeyleri çözümleyelim ya da biraz gizli kapaklı yaşayalım sonra bir bakalım nereye gidiyor diyebilirsiniz bu dönemin içinde. Diğer taraftan ama Güneş ve Merkür beraber terazi burcunda sosyal çevreniz, insanlar, çevre, tanışma, konuşma, görüşme, bir yerlere davet edilme, bir gruplar, dernekler, hedeflerin konuşulması hep gündemde bu sürecin içinde. O yüzden konuşun, görüşün, kendinizi gösterin, ifade edin, kararlar alın, ticari anlaşmalar yapın. Sadece bilin ki bazı anlaşmalarda parayla ilgili konular bir çatışmaya, tartışmaya, ufaktan bir kavgaya, pürüze dönüşebilir ister istemez. Bazı konularda karşılıklı kazık atma, kazık yeme durumları söz konusu olacaktır diyebilirim. Pazartesi, salı günleri sizin ihtiyaçlarınız ve yeteneklerinizin tam olarak görülmediği veya yeteneklerinizi ön plana çıkarmak isteseniz bile aslında önce insanları idare etmek gereken durumlarla karşılaşacaksınız. Bu durumlarda hani e, ılımlı davranırken sınır çizmek kıymetli olacaktır. Çünkü büyük ihtimalle bu konuların devamı bu konularla ilgili para mevzuları bu konulardaki bir haksızlık bir şeyler hafta sonuna doğru Cuma Cumartesi, Pazar günleri bir nebze daha tekrardan ortaya çıkacak gibi duruyor sevgili arkadaşlar. O yüzden bu krizi Hani bir tip bir krizi var sizin için ama eminim bunu çözebilirsiniz diyeceğim. E, o yüzden hani bu günler en özgür, en rahat, en fevri, en keyifli hissettiğiniz günler olmayabilir. Ama yönetebileceğiniz enerjilerdir. Özgürlüğünüze de daha çok ulaşacaksınız diyebilirim. Son olarak salı günü itibariyle Jüpiter karşı tanenizde retro yapıyor. İlişkilerde geçmişten gelen bazı fırsatların tekrar gündeme geleceğini, bazı ortaklıklarla, parayla ilgili konularda yarım kalan şeylerin karşınıza çıkacağını, bazı parayla ilgili konuları toparlamak gibi bir fırsatınız, imkanınız olacağını söyleyebilirim işin açıkçası. Ee, burada bana şöyle geliyor. Bu geçişin enerjisi yeni bir ticari hamleye başlamaktansa eskileri elimizde olanları tamamlayarak devam etmek daha akıllıca olacak. Ne olursa olsun sevgili Yay burçları. Gelelim sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklara. Sevgili Oğlaklar, Enteresan dönemlerdeyiz. Mars karşı tanenizde hareket ediyor. Uzunca hareket edecek buralarda. Önce 4 Kasım'a kadar e, spesifik olarak yengeç burcunda hareket edecek, sonra aslan'a geçecek, sonra geri gelecek filan derken 18 Nisan'a kadar giden bir süreç var önümüzde. Bu da şu aslında ikili ilişkiler, aşk ve ortaklıkta denge bulmaya çalışıyorum. Karşı taraf aslında hem bana hadi diyen ve teşvik eden ve bana sahip çıkmaya çalışan enerjide, hem de ama biraz pasif-agresif tavırlarda veya kavgacı veya yıpratıcı tavırlarda olabilir veya kendi hayatı içindeki koşturması gereken, çözmesi gereken konular, mücadeleler söz konusu olduğunda bize yansıttığı gerginlikler olabilir. Biraz böyle ben senin iyiliğini düşünüyorum adı altında kafesleyen veya böyle bir çitin içine tıkmaya çalışan bir enerji de olabilir karşı taraf diyor gökyüzü. Bunu biz ortaklıklar ve uzun vadeli aşk hayatı gibi düşünüyoruz aslında ama 7 ev diğer herkes tarafıdır. Yani normal bir sırada bekleyip bir işleri hallederken karşınızdaki kişi önünüze geçip sizi kesip bir de dönüp size de kızıyor olabilir gibi. Burada biraz daha insani ilişkileri akıllıca yönetmeyi öğretmeye çalışıyor size hayat. Biliyorum Oğlak burçları her şeyi tek başına yapmaya çok meyilli Siz de bu şekildesiniz. Ama şu şu önemli olacak. Çevrenizdeki insanlara onlar kendi aralarında yapıyorlar zaten ve beni dışlıyorlar gibi diye düşünüp kendinizi dışarıya atmayın lütfen. Çünkü tek başınıza her şeyle mücadele edip bir de karşı tarafın kavgasıyla, gürültüsüyle, rekabetiyle mücadele etmek zorunda kalırsınız. Sorumluluğu tek başınıza üzerinize almadan herkesle bölüşerek nasıl yapabiliriz diye düşünmeye bakın bu sürecin içinde. Bir bunu diyeceğim, bir de diğer taraftan Pazartesi salı günleri biraz kariyerle, rekabetle ilgili konularda gergin konuşmalar söz konusu olabilir. İş ortamındaki bir gerginlik, herhangi bir ortamda size düşmanlık eden kişiler söz konusu olabilir. Bunun devamında burada sınırları çizmek akıllıca ama duvarları örmeden sınırları çizmek akıllıca. İlişkide de keza böyle bir şey olabilir. Bunun devamında çünkü cuma cumartesi pazar günleri biraz bencillik eden ve kavgacı yaklaşan kişilerle karşılaşacaksınız. Partnerin çok büyük tepki vermesi, rekabet sergilemesi, gergin bir tavrının olması söz konusu olabilir. O yüzden bazı gerginlikler söz konusu olacaktır. Yani akıllıca yönetmek lazım Oğlak burçları buraları. İş güç konusunda yeni anlaşmalar, yeni fikirler, yeni projeler, el sıkıştığınız konular, sözünüzün önemli olması, sözlerinizin dikkat çekmesi söz konusu olacak. Görünüyorsunuz. Bunun farkında olarak her türlü eyleminizi yapın. Venüs Akrep Burcu'nda sosyal çevrenizden yana büyük bir destek var. O yüzden biraz kıskanılıyorsunuz ama yine de el üstünde tutuluyorsunuz. O yüzden çevrenizde iyi vakit geçirmeye bakın. İlişkide hayatınızda biri yoksa sosyal çevrenizde size tutkuyla yaklaşan, belki uzun zamandır radarındasınız bu kişinin ve bir anda ortaya çıkıyor gibi kişilerle de karşılaşabilirsiniz. Sevgili oğlak burçları böyle enteresan tutkulu paralı işli güçlü iş yaparken sizinle ilgilenen falan bir sürü insanla karşılaşabilirsiniz bu dönemin içinde. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar gökyüzünde Mars yengeçte 4 Kasım'a kadar burada hareketine devam edecek. Sizin daha çok enerjinizi, eforunuzu, odağınızı akıttığınız yön ya da günlük koşturmacanızın daha çok olduğu konuda çalışıyorsanız iş ortamı yani oraya yetişeyim o işi yapayım bunu yapayım. Çalışanlarla doğru ilişkiyi kurayım. Biraz rekabet ortamı, hır gür var, bir mücadele var. Krizler çıkıyor, orayı toparlıyorum tarafı. Bir ikinci sağlığınızla ilgili çeşitli konulara el atıyor olabilirsiniz. Yani beslenme, spor vesaire gibi. Tabii Mars yenge çok böyle bir hani diyet yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım vermez ama sağlıkla ilgili birkaç mücadele vermesi olasıdır. Umarım hiçbir probleminiz yoktur. Ameliyat operasyon riski taşırsa da daha çok mide, göğüs, rahim temalarını anlatır bize yengeç veya ailedeki kadınların sağlığı ile ilgili veya hormonlar, menstruasyon döngüsü özellikle kadınlarımız için hamile kalmak, burada çocukla ilgili olan süreçler falan bunları daha çok anlatır ne olursa olsun. Bir diğer taraftan bir üçüncü konu ise bize bağlı olan ekipleri ve kişileri anlatır. Yani evdeki işte temizlik, evi toparlama, eve gelen kişi, bakıcı varsa bu kişiler, çalışma ortamında bize bağlı olan kişiler gibi ortamları ve koşturmacaları anlatacaktır e bu neden bunu anlatarak başladım konuya Çünkü aslında bir diğer tarafta gökyüzünde Güneş ve Merkür terazi burcunda size de daha çok hayallerime odaklanmak istiyorum. Artık krizleri, kaosları, para hesabını ımcık cıncık ayrılayım beraberim ortak plan yapabiliyor muyuz? Bunları geride bırakıyorum. Kayıplar enerjisini geride bırakıyorum ve geleceğimi görmek istiyorum dediğiniz bir enerji getiriyor. bu işte bir seyahat planlaması, yurt dışına gitmek, ticari bir hamle gibi de olabilir, hukuki bir süreç gibi de olabilir ama bunların hiçbiri yoksa hayatımızda her durumda daha büyük bir vizyonla, daha büyük bir hayalle geleceğime odaklanmak istiyorum. Enerjisi de getirecektir. Hani bir tarafta günlük şeylerle koşturuyorken diğer tarafta bakışım aslında bunları hallediyorum ama nereye gidiyorum biraz ona doğru bakayım tarafına. Eğitim başvurusu, vize başvurusu falan bunların hepsi olasıdır bu evrenin içinde. Venüsümüz Akrep Burcu'nda kariyer ve iş anlamında görünürlüğü besleyen ancak biraz kıskançlıklarla bir Birazcık tutkuyla krizle beraber besleyen bir enerji yine de görünürlüğünüz artıyor dediğim gibi. Bu süreçte pazartesi salı günü itibariyle biraz daha bu hani o uzaklarla ilgili planlar dedim ya işte eğitim başvurusu, akademiydi falan bu gibi konularda hayalleriniz büyük olabilir ama yakınlarınız veya yapılması gereken yakınlarla ilgili net kısa vadeli kararlarda sizi zorlayan durumlar olabilir. Kardeşler, kuzenler sizi birazcık yıpratabilir veya hızlıca çözülmesi gereken konular nedeniyle o büyük planlara gidemediğinizi ulaşamadığınızı hissedebilirsiniz haksızlıklar olduğunu düşünebilirsiniz. Burada biraz sınırları net çizmek gerekecek. Evet önümdeki işleri hallediyorum ama o büyük planlar hala daha bakidir demek gerekecek. Eğer ki bu sınırları çizemezsek diyeyim ya da yakınlarımızla doğru bir iletişim ve bağ kuramazsak Cuma, Cumartesi, Pazar günleri günlük koşturmacamızın da çok yoğun olduğu o günlerde birazcık daha pasif agresif davranışlar, çatışmalar, gerginlikler olabilir. Umarım sağlıkla ilgili bir şey çıkma ihtimalini verdiği için umarım sağlıkla ilgili hiçbir şey çıkmaz. Günlük koşullarınızı hayal hayatınızı daha rahat kontrol edebildiğiniz ve daha yumuşakça bazı şeyleri yönettiğiniz günler olur sizin için. Dediğim gibi yani kariyer konusunda koşturmaca konusunda karşılık veriyor gökyüzü size. Uzun vadeli planlara artık odaklanma imkanını da tanıyor. Yepyeni bir aşk ve ilişki belki bir ihtimal birazcık daha aslında kendi planlarımıza odaklıyız. Bu süreçte yakınlarımızdan birazcık daha yıprandığımızı görebiliriz. Ya da hızlıca halledilmesi gereken şeyler bizi biraz daha o büyük planlardan alıkoyabilir. Kendi kendinize haksızlık etmeyerek hayallerinizi beslemeye devam edin sevgili kova burçları hafta boyunca. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar bu hafta Mars'ımız Yengeç Burcu'nda e, aile, ev, yuva, düzenimiz, sevildiğimizi hissetmek, çocuklar, çocukla ilgili planlar, gelecek planlarınız, planlarımız bunlar hep çok daha fazla gündeme gelecek. E, çocuklarla ilgili bir çatışmalı tartışmalı bir durum olabilir. Hamile kalmak istiyorsak bu dönem istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bununla ilgili konuşmalar olabilir. Biraz Mars'ın açılarını zorlayıcı buluyorum. Eğer ki hamileyseniz veya bir tedavi sürecindeyseniz belki hafta sonuna doğru özellikle Hafta sonu ayrı olmak üzere daha dinlenerek geçirmek iyi gelecektir. Bazı konularda şanssız olduğunuzu düşünebilirsiniz. İlişkiler, para, cinsellik düzleminde anlayamadığımız veya zor yönettiğimiz bir şeyler olabilir. E, hobilerimiz, yeteneklerimiz, hayallerimiz için e, biraz daha odaklanmak isterken finansal bazı zorlukları aşarak bunu yapmamız gerekebilir. Tek başımıza karar veremediğimiz, ortaklaşa karar vermek gereken parasal konularla ilgili durumlarla da karşılaşacağız gibi duruyor işin açıkçası. önümüzdeki yaklaşık 2-3 haftalık, 3 haftalık bir evre. biraz daha ortak kaynaklar, aile, miras, ailedeki para konuları, krediler, vergiler, ödemeler eşle beraber alınacak parasal kararlar, ortak kararlar temasını gündeminize getiriyor. Burada olabildiğince ılımlı dengeli ve orta yolu bulan barışçıl yönde ilerlemeye özen göstereceksiniz. Ancak pazartesi salı günü bazı konularda orta yolu bulmakta zorlanabilirsiniz ve kendi ihtiyaçlarımı da düşünmek zorundayım derken kendinizi bulabilirsiniz. Bunun devamında cuma cumartesi pazar günü çocuklarla ilgili harcamalar, bu ortak kararlarda birazcık daha bir çatışmalı bir durumun olası olması, sağlıkla ilgili dediğim gibi çocuk, menstruasyon döngüsü, çocuğun sağlığı, sizin hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız bu süreçteki temalar Bunların finansal anlamda bir karşılığının olması, yani bir eşikten geçeceğiz ve biraz yıpratıcı olabilir. Bilmediğiniz alanlara para yatırmayın lütfen bugünlerde. Spekülatif yatırımlarda da kendinizi çok zorlayacak hamleler yapmayın rica edeceğim. Çünkü aslında Venüs Akrep burcunda ve akıllıca yatırımlar yapmanızın önünü açan bir enerji var. Daha tutarak, daha kaynaklı, daha uzun vadeli planlayarak hareket edebilirsiniz ama anlık kararlarda ya da etki altına kalarak aldığınız kararlarda veya başkalarının iyiliğini düşünerek aldığınız kararlarda sizi yıpratan bazı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz diye gösteriyor gökyüzü. O yüzden mümkün olduğunca bu 13'ünün pazar akşamına kadar Biraz daha yumuşak yumuşak, çok yıpratmadan, çok başkalarına bel bağlamadan biraz böyle gözlemci olarak hareket edelim. Sonrasında daha sizin kendi ihtiyaçlarınızı besleyecek ve uzun vadeli planlar, kararlar alabilecek nitelikte olacaksınız. İlişkileri de besleyen, aşkı, sevgiyi daha olumlu yönde besleyen bir geçiş enerjisi olacak. Yani bu dönem biraz İki arada bir derede ortak bir yönden idare edelim. Para konuları nedeniyle birbirimize girmeyelim. Başkaları mutlu olsun diye kendimizden fazlasıyla ödün vermeyelim sevgili balık burçları. Bakalım dengeyi, hakkaniyeti umarım sağlayabiliriz diyorum. Biliyorum hayatlarınız konusunda belirsizlik hissettiğiniz ve kaygılı olduğunuz bir enerji var alt planda. bir 4-5 ayımız daha ister istemez arada belirsizlikler hissettirerek geçecektir. Ama bu eşiği atlayıp kendinize ve hayatınıza en güzel hizmet eden düzeni kuracağınızdan ben eminim. Hayal kırıklıklarını geride bırakıp bundan sonraki hayatımın sorumluluklarını alarak devam edebilirim diyeceksiniz diyorsunuz sevgili balık burçları. Bir haftanın daha sonuna geldik. Bu haftamız nispeten sakin ama olaylı. Önümüzdeki hafta çok daha fazla önemli gündemler konuşacağız. 17 Ekim Dolunay'ı birçoğumuzun hayatında çok kritik bir eşeğe işaret edecek. 1 Kasım yeni ayı da öyle. O yüzden adım adım bu süreçte ilerliyorken, yaklaşıyorken kendi çıkarımızı düşünerek ama kimseyi yıpratmadan ve ilişkileri durduk yere çıkmaza sürüklemeden hareket etmek daha akıllıcı olacak sevgili arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum, hepinizi seviyorum. Özleşmişiz vallahi. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.